Kılıçdaroğlu mecliste yürürken bir televizyon muhabiri istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusunu sorar. Kemal Bey hoşumla hangi kanaldan geliyorsun karşılığını verir. Bakın bu bildiğimiz Tayyip Erdoğan üslubu ve tavrıdır. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun içinde de bir Tayyip varmış. Pardon ama hani Kemal Bey basın özgürlüğüne inanıyordu. Hani hoşgörü abidesi ve büyük demokrattı. Hani herkesle de helalleşmişti. Bu bağlamda bölücüsünden şeriatçısına kadar herkese sempatiler gönderip partim CHP geçmişte sizle çok zulüm etti sözlerini bile etmişti. İstifa sorusu sorulunca görüyorsunuz bütün o helalleşme ve demokrat görüntülerinin tiyatro olduğu ortaya saçıldı. Değerli dostlar, bir an için bu Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan gibi 17 seçim kazanıp cumhurbaşkanı olduğunu düşünün, söyleyin. Tayyip Erdoğan'dan beter olmaz mı? Hep söylüyorum bunlar basit gibi görünse de turnusol kağıdı işlevini görüyor ve kimin ne olduğunu kanıtlıyor. Şunu da söyleyeyim, o soruyu saray kanalları, saray televizyonları sormaz. Çünkü iktidar saray Kılıçdaroğlu sayesinde sürekli olarak seçim zaferleri kazanıyor. Bu itibarla onlar Kemal Bey istifa etsin istemezler. Keza aynı Kemal Kılıçdaroğlu dün yine dedi ki bizi eleştirenler satılık kalemlerdir. Hoppala. Şuraya bakar mısınız? Bay Kemal'e göre bizler, Yılmaz Özdiller, Fatih Altaylılar, Uğur Dündarlar, Soner Yalçınlar, Fatih Portakallar, Mehmet Yılmazlar, Deniz Zeyrekler, İsmail Saymazlar, Aytunç Erkinler, Nilgün Cerrahoğlular, Murat Aureller, Orhan Bursalılar, Necati Doğrular, Meli Aşıklar ve benzeri onlarca gazeteci satılıkmış. Neden? Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan gitmiyor. CHP büyümüyor. Artık çekilmeli dediğimiz için ifade ettim. Kılıçdaroğlu'nun içinde hakikaten bir Tayyip var zira. Buna benzer şeyleri yıllar yılı hep ondan duyuyoruz. Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen biri olarak buradan meydan okuyorum. Kim beni ve benim gibileri satın aldı. Söyle Bay Kemal, açıklamak zorundasın. Eğer açıklamazsan, hadi yutkunayım, ağır bir şey söylemeyeyim. Bu fotoğraf gerçek kimliğin ortaya çıkması ve de tükenişin, iflasın ilanıdır. Ayrıca lafı hiç dolandırmayacağım bu tutum diktatör tavrıdır. 13 seçim kaybettin çekil dendiğinde satılık diye saldıran biri hakkında başka şeyler söylense neler neler yapmaz. Demek ki yıllar yılı Tayyip Erdoğan'a aralıksız her gün yaptığımız eleştirileri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapsak ve elinde Erdoğan'daki imkanlar olsa hepimizi dar ağzına gönderecek. Dinle Bay Kemal, biz ve bizim gibiler kimsenin iti, köpeği, kiralı olmadığımız için herkesi eleştirebiliyoruz. Seni eleştiremeyen sözde muhaliflerin bunu niçin yaptığını da isim isim biliyorum. Kimlere direkt en direkt mamalar veriyorsunuz, avantajlar sağlıyorsunuz, günü geldiğinde onları da açıklayacağım.